Hepsi bozar diyorlar. Şahıs arası olmayacak mı? Ben size yemin ediyorum, burada 3 yıl ortak kalabilirsek, her ay suya sabuna dokunmadan en az ortak başı 4.000 lira, 5.000 lira temiz para alırsınız. Çünkü 380 arabanın yaptığı işi biz 150-200 tane araba vereceğiz. Burada isteyen bu arabalarda şoförlük yapabilir, maaşını, sigortasını alabilir. İsteyen de ben gel çıkayım, gider evde otururum. Her ay, yaz aylarında 7-8 bin lira. Kış aylarında 3-4 bin lira hesabına parası yatar. Ben bu işe gitmem, ben oradan dönüş almam, ben böyle yok. Hepsi kooperatifinse ben bunu hepsini her yere gönderebilirim demek, değil mi? Yürü, 10 araba buraya, 20 araba buraya, 30 araba buraya. Dönüşte de sen buradan bunu alacaksın, sen buradan bunu alacaksın, sen buradan bunu alacaksın. Şöyle çalıştığınızı bir düşünün. Boşa, boşa geçirdiğiniz vakit, boşa verdiğiniz paraları kenara koyduğunuz zaman ben size garanti veriyorum. En az yaz kış ortalama burada işsiz olan adam 4.000 lira her ay para alır. En az. Anlatabiliyor muyum? Ha şimdi bunu yapmak için ne yapmak lazım? Bunu yapmak için şöyle yapmak lazım. Bana göre. Ben devam ediyorum diyen adam kendi arabasını ister satar, isterse bir de bankadan kredi çeker, getirir kooperatife 100 bin lira ya da 150 bin lira, her neyse bir değer geçeceğiz, para verir. Ben bu işi yapmayacağım diyen adama da kooperatifin bir değeri verir. 60-62 bin lira civarında öz malımızdır. Al arkadaşım 62 bin liranı, göre gidiyor. Geleceğim diyenlerden 150 alacağım, gideceğim diyenlerden kooperatifin öz malının değeri neyse, böleceğim 460'ı, kişi başına düşüyor. Zaten hiç olur, eskiden kalan borçları var içeri. Onları düşün. Al kardeşim biraz paranı, hadi güle güle. Burada ama 250 tane, ama 300 tane ortak kalın diye. 150'şer bir lira verdim. Bakın 150'şer bir lirayı bankadan çekseniz, ayda ödeyeceğiniz para 3.200 lira. Ben size bu parayı 4.000 lirayı verdim. Yani en az her ay 4.000 lira vermeyi tavsiye ederim. En az 4.000 lira. Ha sen kimde arabanı al git dışarıda çalış. Ne yaparsan yap. Ama tabi kooperatif işi yani. Yani kooperatif işin ortağısın. Kendi araban da var. Kooperatif işine geldi de sen ortaklıktan atılırsın. Kooperatif işine rakip olursan ortaklıktan atılırsın. Burada bileceksin. Ha ben arabayı çalıştıracağım, satacağım. Sat, al bana koy cebine. Çalıştıracağım, çalış. Burada bizim kooperatif arabalarını yetiştiremediği ayrı olacak. Mesela bizde 200 tane araba var ama yetiştiremiyoruz. Biz arabası olan ortaklarımızın yani dışarıdaki arabalarını da çalıştıracağız ama fiyatı biz belirleyeceğiz. Mesela 30 lira ise 28 lira. 27 lira kişiye gidersek gelirse gidecek, kişiye gelmezse gitmeyecek. Bu kadar basit. Netice itibariyle 2 yıl sonra burada kalanlar için söylüyorum. İşçiler 4-5 yani detaş hissesi. Ama detaş zarar ettiği için hissenin değeri artmıyor. Burası zarar edilmiş. Yarın öbür gün, şurada bir liman başlığı, buradaki liman da var. Burada tek elden bu arabalar yönetildiği zaman ben hiçbir işi geri çevirmiyorum. Bakın, en güzel örneği de şu. Tekirdağ Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 3 tane arabası var. Burada ben, en iyi parayı ben kazanıyorum diyen adam çıksın. En iyi işi ben yapıyorum, en iyi parayı da ben kazanıyorum. Bir yıllık faturaları koyalım ortaya. Tekirdağ Taşıyıcılar Kooperatifi'nin bir arabasının kazandığı parayı kazanan bir araba varsa ben ona ikramiye veririm. Sıraya yan buna kafana gidiyorlar başka. Bak şimdi tantana yok. Hiç kimsenin gitmediği işlere gidiyorlar. Hiç kimsenin gitmediği işlere gidiyorlar. Kış aylarında bütün arabalar kooperatife toplandığı zaman onlar da sıraya yazıyor, tabi da gidiyorlar. Onu hiç bana bahane etmeyin. Şu an 20 tona da gidiyorlar. 22 tona da gidiyorlar. İnegöl'e de gidiyorlar. Urfa'ya da gidiyorlar. Gidilmeyen bütün işlere bizim arabalarımız gidiyor ve iddia ediyor. Bak kargo en çok basit yakan bir araba. Ben kargo kadar para kazandım desin gelsiniz çıkaralım. Kargonun kazandığını çıkaralım. Bir yıl. Hayatta hiçbirimiz o parayı kazanamadık. Çünkü araba durmuyor ya, durmuyor.
senin araban bir senede 50 bin kilometre yol yapıyorsa o arabaya 100 bin lira. Şimdi biz kendi arabamızda bu şartlarla bir şekilde çalıştıracağımız için, her gittiği yerden de bir şekilde dönüştürüp döndürmeye çalışacağımız için bu arabalar bugün kazandığı para değil mi kazanacak? Kazanç da sizin. Bakın depoların taksitle bitmek üzere. Yani depolardan da taksit alacağız. Efendimiz Belediye öz modumuz var. 460 kişi ortaktı. Kalacak burada diye. 300 kişi. 300 kişi bu kardan pay alacak. Akaryakıttan da pay alacak. Bilmem neden de pay alacak. Zaten akaryakıttan pay almana gerek yok. Bu sefer bizim kooperatif arabaları rafineri fiyatına fazla satılık yapmış olacak. O da komple arabanın kirine yansıyacak. Yani bu işi yapmak kolay mı? Bakın bu işi yapmak hiç kolay değil. Bu insanları bu işi ikna etmek çok zor. Ama yapılırsa benim kadar çok iyi olacağına inanıyorum. Bir kaybımız olacak, hepimizde kahve vergisi var. Eğer kendi arabamızı satıp da o aparatı 150 bin lira verirse kahvemiz yanar. Ama kendi arabamızı satmadan dışarıdan 150 bin lira kredi alıp verirseniz kahvemizde devam edilemez. Kooperatif bir şey demeyeceğiz yani onu bilin. Kooperatiften önce kooperatif çağırırsa işe gideceğiz. Bu şartlarla burada iç yasamına dokunmadan herkes en az ayda 4 bin lirasını cebine koyar. Bu kadar açık söylüyorum. Benim fikrim bu. Vergi çıkmaz. Neden çıkmaz? Mesela 150 bin liraysan çekip kooperatife katılım payı ödeyeceksen çıkma masraftan düşebileceksin. Yani arabanı sattın diye. Araba sattığı zaman defteri kapatacaksın. Defteri kapattığın zaman maliyeye vermeden lazım değil mi? Sen 170 bin lira ben kooperatife katılım payı ödedim dediğin zaman onda 170 arabayı sattın diyelim. 150 ile kooperatife verdin. 20 bin lira kar çıkacaksın. 20 bin lira kar vermişsin arabaya. Ama arabayı satıp da hepsini hesapladığın zaman en az herkese 30-40 bin lira 30 bin lira geri vermişler. Katma değer ve ver. Çıkar. Bunu düşünür. Yani şöyle söyleyeyim. Olma ihtimali çok zayıf. Yani bu insanlar ikna edip bu işi biz yapamayız. Ama yaparsak iyi olur mu olmaz mı? Kardeşim, kendi içinizde sakıncalarını, endişelerinizi konuşun. İyi taraflarını konuşun, kötü taraflarını konuşun. Olsun mu daha iyi, olmasa mı daha iyi? 10-15 gün sonra bir karar konulması daha yaparız. İnsanların tepkisine sorar. Ne diyor? Hem buradaki ortak sayısını azaltmak, buraya girişi engellemek, hem de kendim bu işi yapmaya niyetim yoksa aylık bir karını alacaksın, işine bakacaksın. Şu var, eğer ben çalışacağım diyorsan buradan şoför maaşını da alacağım. Mesela 4000 lira hesaba yatacak. 1500 lira da şoför maaşı alacak. 5500 liraya ne para geçecek? Gerek. Ben şimdi kendi arabamda bu parayı çıkarabiliyor muyum, çıkaramıyor muyum? Onu mu? Onu mu hesap edeyim? Şöyle yuvarlak hesap bir şey yaptım ben. 300 kişi katılsa, 150 lira para verse 45 milyon lira para yapar. 160 kişi biz çıkacağız dese, işte 60'ar lira para versek o çıkanlara, aşağı yukarı 9-10 milyon TL'de o yapar. Bize kalır aşağı yukarı 35 milyon TL para. 35 milyon TL parayla da şu an 150 tane çekici alabiliyoruz. 150 tane çekiciyi peşin para alabiliyoruz. 150 tane çekiciye atıyorum 100 tane damper dorse hepsi sıfır olacak ha. Gideceğim yok. 20 tane ağır dorsi damper, 30 tane uzun dorse öyle hepsine her türlü römer lazım değil. Hangi iş varsa römer takıp devam. Bunları da gruplar halinde gruplandırıp onların her bir grubun takipçisi başka olacak. Yönlendirdiğimiz zaman bu arabaları verimli çalıştırdığımız zaman yani biz 150 arabayla 350 arabanın yaptığı iş yaptırdığımız zaman cebimize daha çok para girer mi girmez mi? Bu ne sanırım? Ben de size bunu tavsiye ediyorum. 150 arabayla biz bugün yaptığımız işi daha iyisini yaparız. Daha iyisini. Ben buna gitmem. Ben buna gitmem yok. Arabanın hepsi koparım. O çok çalıştır. Bu az çalıştı yok.
Arabada şoför tuttun diyelim. Bu arabaların tabii yakıtı belli. Ne? %36 mı? %36. Nerede şoför? Şoföre %36 yaktırıyorsan eyvallah. 37 yaktırıyorsan bir puan alırım. 33 yaktırıyorsan üstüysen veririm. Servis başına birim. 150 araba ise 180 tane şoför tutarsın. 30 tane yedek olur. Bunları da devamlı hafta sonu tatillerini değiştirirsin. Yani bu sistem kurulur. Bu sistem doğru bir sistem değil. Arabaların her birinde akaryakıt tanıma sistemi, yakıt çalınma sigortası, bilmem ne sigortu zaman bilgisayardan hangi arabanın şoförü ne okuyor görür. Arabanın anlık yakıtını da görür. Yani bu iş olmaz, yine söylüyorum bakın burada bu iş olmaz. Ama olursa çok iyi olur. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bunu bir tartışın. Bunu bir görüşün, bizim artık bu yapıdan kurtulmamız lazım. Tekin adlı Şişler Kompartı'nı selam etmek için. Çünkü yarın orada Asya Kompartı başladığı zaman biz hangi orduyla hangi savaşa gideceğimizi bilelim. Bu orduyla yani bu sistemle bu savaşların içinden çıkabileceğimizi zannetmiyorum. Ayakta durabileceğimizi zannetmiyorum. Ama o sistemde iyi işin yanında kötü iş de var ama hepsi ortak olduğu için İyi işle, kötü işle kaçırmazsın, buraya da yabancı firma sokmazsın. 20-30 tane konteyner dorsesi, 20-30 tane uzun dorse, kalın damper dorse, burada her işe cevap verilecek. Ha verilemediği ortamda, yine piyasadaki adamlara, arkadaşlarına mesaj gider. Şu işimiz var, fiyatı bu. Beğenen gelir çalışır, beğenmeyen çalışmaz. Bu kadar basit. Ve kompartı para kazanır. Kooperatif ortağı para kazanır. Her ayda en az ortak başı 4 bin lira para kazanır. Bana göre. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan arkadaş varsa... Yani tartışıyoruz. İllaki olsun, olmasın bir şey yok. Yani çekinceniz varsa ya da kafanızı karıştıran bir şey varsa olabilirsiniz. İyi olacak. Onu da anlatabilirsiniz. Var mı söz almak isteyen? Evet.